Allah eğer peygamberlerini gönderiyorsa mutlaka bir muradı vardır. Ayet-i kerimede buyurur ki Allah'ın Resulü kendisine inen ayetlere iman etti. Müminler de iman etti. Yani müminler de Resul'ün iman ettiği gibi iman etti. Eğer Resul'ün iman ettiği gibi iman etmezse iman etmiş olmuyor. Allah o imanı kabul etmiyor yani. Nasıl iman etmiş? Evet, mesela buyuruyor ki, de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Sizin günahlarınızı mağfiret etsin. Sen eğer iman ettiğini iddia ediyorsan, Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsan, Allah'ın Resulüne tabi olman lazım. Eğer sahabe Resulullah Efendimiz'e tabi olmasaydı, Allah onlardan imanı kabul eder miydi? Etmezdi. Onların sevgisini kabul eder miydi? Ya da sevmek iddiasını kabul eder miydi? Etmezdi. Tabi olmak ne demek? Nasıl tabi olunur? Ben Resulullah'a tabi olmuşum, onun peygamber olduğunu, Allah'ın Resulü olduğunu kabul ediyorum demekle iman oluyor mu? Olmuyor. Sahabe diyelim ki öyle söyledi, biz seni Allah'ın Resulü olarak kabul ediyoruz ama herhangi bir konuda Resulullah Efendimiz bir hüküm verdiğinde ona itiraz etse, onun hükmünü beğenmese, kabul etmese, ona uymasa, bu durumda Allah onlar için ne derdi, ne buyururdu? Münafık. Tek kelimeyle. Yani biri bir sefer Resulullah Efendimiz'e itiraz etse münafık olur. Tek sefer. Ben senin hükmünü kabul etmiyorum, ben senin peşinden gelmiyorum dese münafık olur. Mesela Resulullah Efendimiz tabii ki Allah'ın emriyle savaşa davet ediyor. Orada bahane uyduranlar, biz gelemiyoruz deyip bahane uyduranlar ne oldu? Münafık oldu. Allah onlara münafık dedi. Yani ölüme bile davet ettiğinde gitmezse münafık olur. Allah neyi emretmişse, hangi işten razıysa mutlaka Resulullah Efendimiz öyle yapar. Sahabe de, ona iman edenler de, ona tabi olur, onunla beraber Allah'ın rızasını kazanır. Başka türlü Allah'ın rızası kazanılmaz. Kendini kandırmaktır çünkü. Diyelim ki Resulullah Efendimiz mescidi yaptı, yaparken hadi hep beraber mescidi yapalım dedi. Bir kısmı bu boş bir şey yapıyor dese, bu gereksizdir dese, beni ilgilendirmez dese veya böyle bir tavır gösterse, onun için söylenecek söz nedir? Resulullah'a tabi olmuyor. Aynı şey kıyamete kadar devam eder. Resulullah Efendimiz'in varisleri gelir, onunla beraber olanlar onun yaptığı gibi yapar, onunla beraber yapar, onun kazandığını kazanır. Eğer biri bir peygamber varisine, bir müşid-i kamile uyduğunu iddia ediyorsa, onu kabul ettiğini iddia ediyorsa, onun bir peygamber varisi olduğunu kabul ettiğini iddia ediyorsa, evet bu durumda onun konumu sahabe konumudur. Sahabe nasıl kazanmışsa onun da aynı şekilde öyle yapmaya çalışması lazım ki kazansın. Yoksa kendi kendine bahaneler üretmiş. Daha önce söylemiştim. Mesela her mümin mutlaka bunu düşünmüştür. Eğer ben Resulullah Efendimiz'in döneminde gelseydim, keşke ben o zaman dünyaya gelseydim, onu görseydim. Televizyonlarda görüyoruz mesela, kutlu doğum haftası kutlanıyor. Başlıyorlar anlatmaya. İşte o şöyleydi, o böyleydi. Çocukların konuştuğu gibi konuşuyorlar. Övmek bu değildir. Sevmek bu değildir.
Ya da onu davet eder. İşte halimiz perişandır, gel. Sen kendini kandırıyorsun. Sahabe, müminler niye ona tabi oldular? Uydular. Allah'ın Resulü olduğu için. Onları Allah'a taşıdığı için. Onlara Allah'ın rızasını, dostluğunu kazandırdığı için. Cenneti kazandırdığı için. Cennete giden, Allah'ın rızasına giden yolu gösterdiği için. Evet, peygamber ne yapar? Öyle durup, hadi şöyle yapın, hadi böyle yapın demez. Evet, kendisi işi yapar, hadi bana yardım edin, hep beraber kazanalım der. Onun da derdi kazanmaktır zaten. Kendisi kazanmaya çalışır, kendisiyle beraber olanlara kazandırmaya çalışır. Evet, şu işi yapacağız der. Evet, hep beraber kazanacağız der. Asıl mesele kazanmaktır. Bu bir kazanma imkanıdır. Eğer birileri bunu bir yük gibi görüyorsa, bunu bir külfet gibi görüyorsa, sıkıntı gibi görüyorsa, o yapılanı, hizmeti bir kazanma imkanı olarak görmemiş, görememiş, hiçbir şey anlamamış demektir. Çünkü yaptıkları şey aynıdır, birdir. Hangi köşesinden tutarsa tutsun bu böyledir. Yeter ki ben de varım demiş olsun. Ben de bu işte varım. Bana nasıl bir vazife düşüyorsa ben de varım desin demiş olsun. Bunun için çabasını, gayretini sarf etmiş olsun. Allah kulunun kazanmasını istiyor çünkü. Bu imkanı ona tanıyor. Evet, zahiri olarak belki yorulabilir. Belki işini biraz aksattığını, kazancını biraz aksattığını zannedebilir. Ama öyle değildir. Allah en az 1'e 10 verir. 1'e 100, 1'e 700 verir. Hesapsız verir. Allah buyuruyor. Sen onun için bir şey yapacaksın da o sana ikram etmeyecek. Ahireti ikram ettiği gibi dünyayı da üzerine evet, ne olarak veriyordu? Hediye. Promosyon olarak dünyayı üzerinde verir. Bir şey kaybetmiyorsun. Kazanıyorsun. Ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Ey iman edenler, Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Evet, işte peygamber, Allah'ın Resulü, Mürşid-i Kamil, peygamber varisi Allah ile alışverişe davet ediyor. Gelin alışverişimizi Allah ile yapalım der. Kendisi yapar, yaptırır. Eğer bu böyle görülmediyse, anlaşılmadıysa, ne Allah'ın muradı anlaşılmış, ne imtihan anlaşılmış, ne peygamber anlaşılmış, ne mürşid-i kamil anlaşılmış, hiçbir şey anlaşılmamış demektir. Ya da anlamak istememişiz demektir. İşini yapan Allah'tır. Hiç kimse peygambere yardım etmese, Allah'ın Resulüne yardım etmese, Allah ona yardım etmez mi? Ama yardım edenler kazanıyor. Yardım edenler önce kendisine yardım ettiğini anlamalıdır. Bunu bilmelidir. Onun için Allah ne buyuruyordu? Kim hayır işlerse o kendisi içindir. Şer işlerse, kötülük yaparsa o da kendisinedir. İnsana ancak sadece ve sadece çalışmasının karşılığı vardır. Allah sana çalışma imkanı, kazanma imkanı verdiğinde eğer sen kaçarsan kazanmayı istemiyorsun demektir. İstediğin kadar ben kazanmak istiyorum de.
Kazanmak istiyorsan buyurun kazan. Bu her konuda böyledir. Allah her zaman bu imkanı tanımaz. Nasıl ki her geçen gün bir daha geri gelmiyorsa hayatımızda, her geçen imtihan da bir daha geri gelmez. Her geçen kazanma imkanı bir daha geri gelmemek üzere gitmiştir. O gün için, o günler için, o amel defterine, sayfasına neyi yazdırmışsan öyle Allah'ın huzuruna gitmiş. Mesela bir an için Resulullah Efendimiz'in döneminde olduğumuzu farz edelim. Resulullah Efendimiz mescidi yapıyor. Mescid ne işe yarıyor? Orada ibadet yapılacak. Orada Kur'an öğrenilecek. Eğitim olacak. Zikir yapılacak. Allah'a kulluk öğrenilecek. Hikmet öğrenilecek. Onu yaparken Resulullah Efendimiz birileri ona uymasa, tabi olmasa, onunla beraber olmasa, kendi bildiği gibi yapsa, mescit bitti, sonra gelse dese ki ben mescit yapmak istiyorum. Ne denir? Geçti. Böyle bir imkan bir daha yok. O mescitte sahabe çalıştı, Resulullah Efendimizle beraber. Şu anda devam ediyor. 1400 senedir orada yapılan ibadetten orada çalışanlar istifade ediyor. Bundan daha büyük Allah'ın ikramı var mıdır? Daha nasıl ikram etsin? Nasıl imkan tanısın? Evet, mümin hesap adamıdır. Hesabı inceden inceye yapıp aklını kullananıdır. Yoksa aklı sadece zahiri ticarete çalışmış. Sadece zahiri ticaret için, dünya hayatı için kafasını çatlatmış. Onun imanı onu yürütmüyor. Onun imanı o kafayı, o aklı çalıştırmıyor demektir. İman o kadar sönük ki, o kadar taklididir ki, aklını bile çalıştırmıyor. Ya da aklını çalıştırmaya, üzerinde düşünmeye, tefekkür etmeye tenezzül etmiyor. Değer bulmuyor ahiretini, Allah'ın rızasını. Allah işini yürütür mü? Elbette. Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Haşa. Kendi işini kendisi yapar. Dinini kullarına kendisi ulaştırır. Hikmeti kendisi ulaştırır. Ayetlerini kendisi ulaştırır. Kim ben bunu yapmak istiyorum derse Allah ona yaptırır. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Hazreti İsa kendi havarilerine söylüyor. Cemaatine söylüyor. Allah yolunda evet, bana kim yardım edecek? Allah'ın yardımcıları kimlerdir? Allah'ın yardıma ihtiyacı mı var? Haşa. Evet, Allah'ın dinine yardım ettiğinde Allah'ın yardımını hak ediyorsun. Allah'ın yoluna yardım ettiğinde Allah'ın sana yol göstermesini, yolda seni yürütmesini hak etmiş olursun Allah'tan. Yani kim ne yapıyorsa kendine yapıyor. Sen Allah için bir şeyler yapmaya çalışırsan, hiç Allah seni aç bırakır mı? Ya da sen Allah yolunda yardım edersen, Allah'ın yoluna yardım edersen, o senin sıkıntılarını gidermez mi? Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kim Allah'ın dinini dert edinirse, Allah onun özel sıkıntılarını üzerine alır. Özel sıkıntılarına kefil olur. Sen
Allah'ın dini, Allah'ın ayetleri kullarına ulaşsın diye çaba gayret sarf edersen Allah da senin dertlerini üzerine alır. Senin özel sorunların bana aittir diyor. Niye? Sen o kadar büyüksün ki böyle küçük şeylerle seni meşgul etmem der. Yoksa biz bir parça, bir lokma ekmeğin peşine düşersek, maneviyatımızı, ahiretimizi ihmal edersek, bizi dertlerimizle baş başa bırakır. Hadi yap bakayım. Bu senin büyüklüğüne nasıl yakışıyor böyle? Evet, bundan büyük sigorta olur mu? Allah'ın sigortası, garantisi. Sadece ahiretin değil, dünyanın da garantisidir. Mutlaka bir gün Allah bizi huzura alır. Hazreti Adem'den beri şimdiye kadar gelenleri nasıl huzura almışsa bizim de sıramız geldiğinde mutlaka bizi huzura alır. Bunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Ben Allah'a, ahirete iman etmişim diyenler bunu kabul etmiş olur. Bir an için hayatımızı bir kitap gibi önümüze alıp bir karıştıralım. Acaba Allah'a arz edeceğimiz, ya Rabbi bunu senin için yaptım diyebileceğimiz kaç sayfamız ya da kaç kelimemiz vardır. Ama sahabe nasıl Resulullah Efendimiz'le beraber olduğunda, ona tabi olduğunda, uyduğunda, evet, o an mutlaka Allah'ın rızasında olmuştur. Hazreti Ömer şehit olurken kanlar içinde, mescidin zemini kumdur, yüzünü yere koyuyor. Evet, secdeye kapanıyor, yüzünü yere koyuyor, toprağa. Allah'tan af diliyor. Sahabeden biri ona diyor ki, sen diyor, Resulullah'a iman ettikten sonra bütün hayatın Allah yolunda hizmette geçmiştir. Ondan sonra da sen Resulullah Efendimiz'den sonra aynı şekilde onun getirdiği dine yardım etmeye çalıştın. Hazreti Ebubekir'e, halifeye yardım etmeye çalıştın. Ondan sonra halife oldun, hizmet etmeye devam ettin. Niye bu kadar korkuyor, feryat ediyorsun? Diyor Hazreti Ömer dedi ki, benim hayatım sadece Resulullah Efendimiz'in yanındayken kazanmışım. Kazandığımı biliyorum. Ondan sonraki hayatımı ise Allah beni hiç hesaba çekmese öyle istiyorum. Birbirine denk olsun istiyorum. Günahlarımla yaptıklarım birbirine denk olsun, birbirini götürsün. Başka bir şey istemiyorum. Ondan sonra yaptığım hiçbir şeyi Allah'ın rızasına layık, uygun, bilmiyorum, görmüyorum dedi. Ama bir tek garanti, onunla beraber olduğumda, Resulullah'la beraber olduğumda kazandığımı biliyorum. Yere kalan hayatımı silse, yoksa ise evet, en çok sevineceğim şey bu olur dedi. Onu bana anlatma dedi. Ondan sonrasını anlatma dedi bana. Niye bu kadar korkuyor, endişe ediyor? İşi biliyor da ondan. Eğer durum böyleyse, kıyamete kadar durumun böyle olması gerekmez mi? Çünkü bir şeyi güzel, doğru yaptığını zannedersin ama belki o zarar verir. Onu bilemiyorsun. Onu kestiremiyorsun. Ama eğer bir peygamber varisiyle beraber yapıyorsan, o %100 doğrudur, garantilidir. Emin olabilirsin ondan.
Mesela yüzlerce alim gelmiş, doğru zan bildiğini zannedip kitap yazmıştır. Evet. Birçok insan o kitaba, onların yazdığı o kitaba hizmet etmiştir. Daha sonra onun nasıl bir zarar vereceğini tahmin edememiştir, anlayamamıştır. O kitapların okunup Kur'an'ın ihmal edileceğini anlayamamıştır, bilememiştir. Niyet doğru, güzel gibi görünebilir ama sonuç bir felaket. Evet, bir müşrik amile tabi olanlar aynı şekilde sahabe nasıl Resulullah Efendimizle beraber ebedi hayatını kazandıysa, Allah'ın rızasını kazandıysa, onunla beraber aynı hali yaşamalıdır, aynı yolu yürümelidir. Başka bir açıklaması ya da başka bir şık yoktur. Yoksa biz gittik tabi olduk, tesbihi aldık elimize çekiyoruz. Kendini kandırıyoruz. Bu Allah'ın dini değil. Allah'ın dini Resulullah'ın sahabeyle yaşadığı dindir. Evet, biz de kardeşlerimizi bizimle beraber kazanmaya davet ediyoruz. Olan şey budur. Başka bir şey değil yalnız. Diyelim ki tenezzül etmedi arkadaş. Ya da bunu gerekli görmedi. Tercih onundur. Hiçbir şey söyleyemem, hiçbir şey diyemem. Ben kazanmak istiyorum. Bunun için çabamı, gayretimi sarf ediyorum. Benimle beraber olduğunu iddia edenler de benimle beraber olur, benimle beraber kazanır. Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanmazsa, Allah'a vasıl olmazsa, kıyamet günü o da benim yakama yapışsın, hakkını istesin. Ben bu sözü öyle sıradan birinin söylediği söz gibi söylemiyorum. Eğer Allah böyle emretmiş olmasaydı, bu Allah'ın garantisinde olmuş olmasaydı bunu söyleyemezdim. Bunu söylemek hiç kimsenin haddine değildir böyle. Eğer böyle bir yetki söz konusu değilse, o kendini cehenneme atmıştır. Nasıl ki yalancı peygamber gelir, sahte peygamber gelir, peygamberlik iddia ediyorsa, eğer biri Allah'tan böyle bir emir almamışsa, o da aynı şekilde sahte peygamber gibidir. Onun yeri ebedi cehennemdir.